Her ay 3850 lira ödeyeceğiz, öyle mi? İşte ödeme planı önünde Hayriye. Çok para. En düşük faizli kredi bu. Yaptın mı hesabı, ödeyebilecek miyiz? Ödüyoruz anne. Bak, babamın maaşı bu kadar değil mi? Hı hı. Evet. Mutsuzum, söyleyeyim de. Dün yaptığı alışverişi gördük. Bakalım kıyafetinden, kuaföründen ne kalacak geriye? Ne kopacak gönlünden? Hadi. Bırakın şimdi hesap kitap yapmayı da sofrayı hazırlayalım. Leyla, hadi kalk kızım. Gel mutfağa. Alo. İyi akşamlar Ferhunde. Yine ne var? Mesajını aldım. Çok canım sıkıldı. Çiçeğine teşekkür etmedim diye mi? Son teklif 350. Ben sana ya 500'ü kabul et ya da beni bir daha rahatsız etme demedim. Ne zorluyorsun hala? Senin iyiliğin için. Buradan elimin nerelere ulaştığını gördün. Bence direnme de kabul et adam gibi. Yoksa soluğumu daha yakından duyarsın. Bana hiçbir şey yapamazsın. İddiaya var mısın? Beni de korkuttun. Niye o kadar sessiz geliyorsun? Ödümü patlattın. Kiminle konuşuyordun? Sana ne? Abimdi değil mi? Saçmalama. Git çöpünü dök. Sen biliyorsun onun yerini, bize söylemiyorsun. Leyla'cığım. Kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum. Senin abinin beni aradığı falan yok. Görüşmüyoruz. Bu gidişle de hiç görüşemeyeceğiz. E kimdi o? Aa, Gülşen'di, rahatladın mı? Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Ne oldu kızım? Yok bir şey. İşte ilk günün nasıl geçti? İyi. Bir şey olmuş. Ne oldu acaba, baksan mı? Hayriye, bırak. Ellerimi yıkayayım da oturalım. İyi hadi. Ferhunde abla nerede? Doğru odasına gitti. Bir tuhafine, hasta filan olmasın. Çalıştı ya bugün. Bünyesi kaldırmamıştır. Demin biriyle konuştu telefonda. Ne dediğini duyamadım ama çok bozuktu. Allah Allah. Abim olabilir. Ya. Gülşen dedi ama yemedim. Telefonu çalıyor. Çok ayıp. Şşt. Alo.
Tam zamanında aradın Gülşen. Vallahi sesim duymak öyle iyi geldi ki. Ne oluyor Leyla? Yok bir şey. Şimdi arayan Gülşen. Demin başkasıyla konuşuyordu dedim ben. Yemeğe gelmiyor mu? Telefonda babacığım, bitsin çağırırız. Ayşe hadi kızım. Geç anne. İlk gün için felaketti yani. Bozma moralini. Yabancılık çekmen çok normal. Ama ne bileyim ben. Hiç umduğum gibi olmadı. Levent Tunceli göremedin galiba. Her zaman orada olmuyormuş. Kaç tane şirketi var, dolaşıyordur. Onu düşünecek halde değilim zaten. Başımda bir sürü dert var. Toparlayacaksın Ferhunde. Neler atlattın sen? Artık gücüm kalmadı. Umudumu kaybediyorum Gülşen. Daha fazla direnemeyeceğim.